Sonunda uzun zamandır üzerine çalıştığımız bizim için büyük, sizler için küçük bir oyun olan Anomaly Agent çıktı. Şu anda Steam'de ve Xbox One'a bir durumda. Switch'te de Japonya ve Kore'de açılmış durumda. Avrupa ve Amerika'da da bu saatlerde açılacak. Nintendo her yere aynı anda açılmıyor çünkü. Yani ben hayatımın çok az döneminde böyle stres olmuşumdur ki stresle iyi başa çıkabilen insanım diye düşünüyordum. Her yerim kaşınmaya başladı, oran buran bir şeyler atmaya başladı falan. Yani hayatımın en berbat dönemini geçiriyorum şu anda. Şu oyun artık çıksın derdindeyim yani. O kadar heyecanlıyım ki çünkü anlatması çok zor. Neden çoksa şunu söyleyeyim. Acayip bir baskı, stres unsuru haline geldi bu durum. Çünkü normalde biz bu oyunu geliştirmeye karar verdiğimizde sene 2019 falandı. Tabii direkt eyleme geçemedik. Ama denemeler yaptık, uğraştık. Bir 6-8 ay falan bir şeyler denedik yani. Ne olur ne biter falan diye. Tabii o zaman şunu düşünmüyorsun abi. Ben bu oyunu duyurduğumda çok fazla insan bakacak, çok fazla insan ilgi gösterecek falan diye düşünmüyorsun. Kendi aramızda bir şeyler yaparız. Bakalım nereye gider mevzu falan diye düşünüyorduk. Fakat yaptıkça, geliştikçe tabii benim YouTube kanalımda hani sağ olun ilgi gösterdikçe oyun da beklediğimin çok üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Gerçekten bu kadar ilgi göstermesini beklemiyordum. Çünkü hani bu bir AAA oyun değil, AA oyun değil. Ya bildiğim bağımsız bir oyun. Çok fazla bu türde insanların Türkiye'de oynayıp oynamadığını da bilmiyorum. Hani oynamadığını varsaymıştım ben. Ama o kadar fazla ilgi oldu ki hani hem beni sevdiğinizden hem belki proje hoşunuza gittiğinden bilmiyorum. Bir baskı geldi lan, sanki God of War yayınlıyorum da. Veya ne bileyim işte Cyberpunk'ın yeni oyunu falan geliyor da öyle bir baskı hissediyorum üzerimde. O yüzden acayip heyecanlıyım. Oyun çıksın, millet ne diyecekse desin, baksın, oynasın, keyif alsın istiyorum tabii ki de. Ve benim üzerimdeki baskı da bugün itibariyle kalkmış olacak diye umut ediyorum. Ya şunun altını özellikle çizmek istiyorum ama Türkiye fiyatını olabildiğince aşağı tutmaya çalıştım. Fakat biliyorum ki bazı insanların bütçesini aşacaktır. Çok normal abi, anlayabiliyorum bunu tabii ki de. Ya maalesef ekonomik olarak süper bir durumda değiliz yani. Eğer durumunuz zor değilse, cebinizde az bir şey varsa sakın almayın abi. Destek olmak için almaya çalışacaksanız almanıza gerek yok, onu söylemek istiyorum. Yani bütçeniz yoksa ama destek olmak için hala daha sağdan soldan bir şey bulup almaya çalışıyorsanız öyle bir şey girmeyin lütfen. Öyle bir şey istemiyorum yani. Teşekkür ederim öyle bir şey düşünmeniz için. Ya ben kimsenin ahını alarak oyun satmak istemiyorum, onu söyleyeyim. Tabii ki de oyunum çok satsın, çok oynansın, çok sevilsin isterim ama bunu böyle insanlara zorla boğazından aşağı al lan bunu falan gibisinden bir şeyle yapmak istemem. Şimdi oyunla ilgili konuşacağım birkaç bir şey olacak ama önce süreci anlatmam lazım. Oyunu geliştirirken iki kere sil baştan giriştiğimiz yerler oldu yani. Bir sildik, bir daha yaptık falan. Şirketleşene kadar bunu akşamları baktığımız çok an olduğu, yani bir yıl boyunca neredeyse mesai sonrası baka baka çalıştık. Bir tasarımcımız vardı, gitti, tasarımcısız kaldık. Sonra bir tasarımcı bulduk, onlar da part time'dı, oldu olmadı falan derken yani böyle bir açıkta kaldığımız bir dönem oldu. Sonra şahane bir tasarımcımız geldi, ekibe işleri toparladı. Ardından şahane bir başka tasarımcı daha geldi, o da işleri toparladı falan derken son düzlükte inanılmaz çıkış yakaladık. Oyunu belli seviyeye getirdikten sonra tabii duyurmak istedim sizlere. Bahar aylarında da duyurdum artık, hani biraz gösterebileceğimiz seviyeye geldiğini düşündüğüm anda duyurdum. Duyurduktan sonra aşırı şok oldum çünkü ciddi anlamda büyük bir destek aldı oyun. Konuşuldu, paylaşıldı, çok fazla pozitif şey söyleyen oldu. Gerçekten çok beklediğim üzerinde bir geri dönüş aldım ki o dönem konuştuğum insanlar bunu yakından bilecektir. Ya benim beklentimin 10 katı üzerinde bir geri dönüş oldu. Sonrasında süreç ayarladı, biz oyunu geliştirdik abi. Ağustos gibi de falan oyunu test ettirecek aşamaya gelebildik. Yani artık oyunu gerçek anlamda oyuncular oynasın, ne düşünüyorlarsa söylesinler diye bir test grubu oluşturmaya çalıştık. Ya test grubu şundan önemli abi. Biz hani o kadar zamandır içindeyiz ki artık bir şey yapınca ne yapıp ne ettiğimizi anlayamıyoruz. Yani hani iyi gibi geliyor ama iyi mi? Ben anlıyorum bunu ama başkası bakınca anlayacak mı? Ya bunları test ettirmen gerekiyor. Tester olmadan, test grubu olmadan hiç fark olmuyor bu sektöründe. Yani hani eğer bağımsız bir oyun geliştiriciyseniz, bağımsız oyun geliştiricisi olmaya adaysanız muhakkak bu test işini düşünün abi. Test işini böyle bir şey yapmayın, kenara atmayın. Çünkü ciddi anlamda aklınıza gelmeyen bir sürü detay çıkmaya başlıyor. Biz yaz aylarında abi sağdan soldan fikrine güvendiğimiz insanlardan bir test grubu oluşturmaya çalıştık. Aldığımız test geri dönüşlerinden de ne yapacağımızı belirlemeye çalıştık. Çok güzel geri dönüşler aldık, çok pozitif ve çok yapıcı yorumlar da aldık. Mesela o dönem gördüğüm bir yorum hakikaten gözlerimi ufaktan böyle bir nemlendirdi. Çünkü okuyunca çok garip hissetmiştim. Ağustos ayındaki build'ı yolladığımızda biri şey yazmıştı. Oynadığım en iyi 3 Türk oyunu arasına sokarım yazmıştı mesela. Onu görünce, çünkü bir şey yapıyorsun ya, hani sonucunu göremiyorsun. Acayip böyle bir şey oldum lan. Hani duygulandım lan. Yani Cory Barlog vardır, God of War'un meşhur yönetmeni. 2018'de God of War oyunu çıktığında bir otel odasındadır böyle ve incelemelerin ne olduğunu merak ediyordur. İncelemelere bakar, bakarken de kendini kamera kaydını alır. Adam fikri yok ne gelecek yani ve 94 ortalamayı görünce adam böyle bayağı bildiğin gözyaşlarına boğuluyor yani, çünkü 5 yıldır çalışıyor üzerine. Ya onun böyle binde biri duygusal bir şey yaşadım yani Ağustos'un test sürümünden. Tabii ki de hani bazı şeyler de böyle panik yaptırdı ya, biz bunu düşünmemiştik, buna ne yapalım falan dediğimiz şeyler oldu. Yani her şey böyle alkışlar, güllük, gülistanlıklar falan değildi. Genelde bizim oyun türüne aşina insanlara test ettirdik. Oyun türüne aşina insanlardan dışarı çıkmaya başladığımızda farklı isteklerde bulunanlar oldu. Daha geniş test gruplarına gittiğimizde çok değişik geri dönüşler de aldık. Bazıları hiç rasyonel değil, yapabileceğimiz şey yoktu. Yani mesela 30 tane boss olsun falan gibi böyle fantastik, ütopik geri dönüşler vardı. Lan ben de isterim olsun da nasıl olsun oğlum yani. İşte o düşman oradan bilmem ne yaparken şu şuradan şu... Ya kardeşim tabii güzel şeyler bunlar. Keşke olsa. Mesela grafiklerimiz keşke Crysis gibi olsa. Anlatabiliyor muyum yani? Yani bazı şeyleri mesela nasıl tepki vereceğini bilemiyorsun. Ya bunu insanlar bekler mi, beklemez mi? Çünkü eminim ki Türkiye'den sırf merak ettiği için abi veya bana destek olmak istediği için veya benden ne çıkmış, bizden ne çıkmış ona bakmak için oyunu alacak, bu türlere sormayan pek çok oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. Ya ben türü seven insanların bizim oyunu seveceğini düşünüyorum ama türü sevmeyen insanlar nasıl bakacaklar onların yorumlarını da çok merak ediyorum. Her hafta gelip oyun test ettirdiğimiz, oyunu nasıl yurt dışında acaba daha fazla ses getirir şekilde duyurabiliriz diye tartıştığımız ortamdayım şu anda da. Haftada bir buraya geliyorum, burayı kullanıyorum misafir olarak. İnsanları bezdiriyorum, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, oyunumu oynamadın mı diye. Baturan Bey de burada bu arada. Bana eşlik ediyor kamera karşısında. Baturan Bey, ben oyunu Keen'i
linkini gönderdim. Kendisi oyunun erken sürümlerini oynadı. Yeni sürümlerini de test etmesini istedim. Şu an ne oynuyorsun Batura? Prince of Persia The Lost Crown oynuyorum. İşte gördüğünüz üzere ekibimizden biri kendisi. Prince of Persia Lost Crown oynuyor. Allah senin belanı verecek demek istemem. İşte oyunumuzun ne kadar satacağını buradan da görmüş olduk. Prince of Persia, haddini bileceksin oğlum. Anomaly Agent için mi çalışıyorsunuz? Yalan söylüyorlar. Siz de Prince of Persia oynamıyorsunuz değil mi? Prince of Persia The Lost Crown oynuyor. Burası da mesela benim ilk yapıldığında bu bölüm zorlandığım bir yerdi. Tabii sonradan oynuyor yani herkesin şeyini öğrendim. Şu mesela şurada dar alanda kullanmayı bayılıyorum şunu. İşte dedim ya test sürecindeki isteklere baktık falan diye. Fakat biz o dönemde abi oyunu fiilen iki kişi geliştiriyorduk. Ben zaten kod yazmıyorum. Furkan da Pınar vardı. Bir tasarım tarafına bir kod tarafına bakıyordu. Furkan tek başına zaten kodlarını yazdı. Sonra da üçüncü bir arkadaşımız da o süreçte dahil olmuştu bize tasarım tarafındaki işleri hızlandırması için yani. Hani daha yeni üç kişi olduğumuz dönemde o. Hani gücümüz yetmiyordu açıkçası daha fazlasını daha şeylerini yapmaya. Yine de bu acayip katkı sağlayan sürecin ardından demo sürecine geçmeye başladık. Yani oyunda ne yapacağımıza karar verdik. Dedik ki bunu artık bir demoya sokalım. Demo sürecinde insanların görebileceği bir kısım olması gerekiyordu. Fakat şöyle bir problem vardı. Demo nasıl olacaktı lan? Yani bir oyunun demosu nasıl olmalı? Oyun yapmak başka bir şey olabilir, demo yapmak da başka bir sanat. Şimdi ilk aklımıza gelen şey şu oldu. Demoya full özel bir şey mi hazırlasak dedik. Fakat baktık ki abi onu yapmaya kalkarsak oyunun normal çıkışını 2 ay erteleyeceğiz. Çünkü demo yapmak da başlı başına bir iş yükü. Dediğim gibi bir tane coder var. O da Furkan işte yani. Aynı anda hem demoyu hazırlayıp hem oyunu yapamayacağı için oyunu kenara koyacak, demoya geçecekti. Zaten oyun çıkartmayı planladığımız ay Kasım sonuydu. Kasım sonunda yetişemeyeceğimiz az çok belli olmuştu. Demoya da full fokus yoğunlaşırsak oyunun normal çıkış tarihini de üzerine bir daha ertelememiz gerekecekti ki artık erteleyecek gücümüz de kalmamıştı. O zaman dedik eldeki malzemeden bir şey yapacağız. Önce dedik oyunun ortasından mı bölümler koysak? Hani ben kendim de çok fazla demo sürümü oynadım bu arada. Test sürümü oynadım. Hani firmalar çağırdılar, oyunlarını oynattırdılar. Ve orada şöyle bir problem var abi. Bugüne kadar herhalde bir 50 oyunu falan demo sürümü, test sürümünü oynamışımdır. Özel gösterimlerde vesairelerde falan. Belki yani 100 oyun bile olabilir. Böyle özel sürümler denettiklerinde genelde oyunun ortasından verdiklerinde oyuna girmek çok zor oluyor. Çünkü hani karakter belli bir build'de oluyor. Karakter adapte olamıyorsun. Oyunun tam mekaniklerini anlayamıyorsun. Yani ortasından girdiğim oyunlar beni biraz koparıyor böyle ve bu yaşadığım problemi bizim oyuna yaşatmak istemedim. O yüzden dedik ki abi ortasından başlamayalım çünkü insanlar garip isteyebilir. Özel bir challenge modu yapalım dedik hani düşmanlar böyle spam olsun onları dövelim falan filan. Ulan o zaman da millet oyunun hikayesi challenge modu gibi bir şey zannedecek diye ondan da vazgeçtik. Oyunun başını koyalım madem dedik. Koyduk da abi baktık bir alışma eşiği de var. Oyuncu oyuna girebiliyor okey ama oyun nasıl özelliklerini hiç görmeden de demoyu bitirecek miyiz? Nasıl olacak bu? Çünkü oyunun başı başı yani. Oyunla ilgili böyle asıl dikkat çekecek kısımları ne kadar gösterebileceğiz? Bu kez de millet diyecek ki bu ne lan bu mu? Bu yüzden genelde bu tarz oyunlarda çok tercih edilmeyen yani ben pek tercih edildiğini görmedim. Eden vardır muhakkak. Bir yöntem seçtik abi. Demoyu normalden daha uzun tuttuk. Bununla ilgili de bayağı yorum gördüm zaten. Demoyu fazla uzun yapmışsınız diye. Hak veriyorum evet normalde olması gerekenden biraz daha uzun ama ben yorumları çok merak ediyordum. O yüzden özellikle gösterebildiğimiz kadar gösterelim ama ipin ucunda çok kaçırmayalım kafasında koyduk. Bazı bölümlerin yerini değiştirdik, bazılarını attık falan demoyu saldık en sonunda. Ve demo süreci ilk heyecanlı geçen kısımlardan bir tanesiydi benim için. Gerçekten acayip merak ettim yani yorumlara baktım, izlediğim yayıncılar oldu, oynarken neler rahatsız etti, neler keyif verdi, onları not aldık kenara, ne isteniyor, ne istenmiyor vesaire vesaire her şeyi not almaya çalıştık olabildiğince. Evet burada genç bir arkadaşımız var Kerem. Fikirlerini çok önemsediğim bir arkadaş çünkü bu türü çok oynamış bir insan. Oyunun ilk bölümdesin hala. Gördüğünüz gibi o kadar uzun süredir oynuyor ki hala ilk bölümde. Tekrardan loop almış yani. İlk bölümde de canı şu kadar kaldı. Biraz da izlersem evet öldü. Bu arada biz kendi yaptığımız testlerde yani demodan önce yaptığımız testlerde akıcılıktan güzel puanı almıştık yani. O açıdan memnundum. Hani oyuncu oyundan onun üzerinden onluk bir keyif almasa bile oynamayı bırakmıyordu yani. 1,5 saatlik bir sürüm atıyordu mesela. Direkt bitirebiliyordu ve bitirirken çıkma isteği hissetmiyordu. Sinirini bozan bilmem ne yapan çok sahne görmüyordu ki bu istediğimiz bir şeydi aslında. Demoda da bu durum olacak mı dedim ve bu durumun korunduğunu gördüm. Hoşuma gitti yani. Demoyu 40 bin kişi oynadı ki bu da çok yüksek bir sayı gerçekten. O da güzel motive etti ama tabii full sürüm başka, demo başka. Demodaki aldığımız geri dönüşlerden sonra en çok şikayet eden konuları şöyle bir masaya ser. Şimdi bazı şeyler vardır abi. Bazı insanların belli istekleri vardır. Görürsün dersin ki ulan bunu yapsak güzel olur ama bunu yapacak zaman yok. Yani evet görünce hoşuna gider ama hakikaten o zamanı bulamazsın yani yapacak. Ama bir de bazı şeyler vardır. Birden fazla kişi tarafından söylendiğini görürsün. Onları ayrı bir dikkatle alırsın. Özellikle öyle şeyleri ayrıca bir kenara aldık. Bunların en başında da abi düşmanların daha agresif olmasını gerektiğini söyleyen insanlar vardı. Bu zaten zorlukla alakalı biz dengelemeyi yapmamıştık. Ben demoyla da çok karışmak istemedim bu dengelemeye. Çünkü önce bu versiyonu oynasınlar bakalım ne diyecekler diye düşündüm oyuncular için. İnsanlar oynayıp yorumlarına baktıkça abi az çok anlayabildim. İnsanlar daha agresif düşmanlar istiyordu genel olarak. O yüzden düşman yapay zekası da şöyle bir oynadık. Benim de şüphelendiğim bir konuydu çünkü. Bu zevk alırlar mı, zevksiz mi gelir vesaire vesaire falan diye. Bir de şöyle bir şey oluyor abi. İzleyenin hissettiğiyle oynayanın hissettiği de farklı oluyor. İzleyen bakıyor ya bu kolaydır aslında falan diyor. Ama oynayanı görüyorum ben orada counter içerisinde falan. O yüzden o izleyenin yorumuyla oynayanın yorumu arasındaki farkı da anlamaya çalışıyorum. Ama bilhassa biz kendi içimize sinecek şekilde bir düşman yapay zekasını geçirdik. Bir de zorluk derecesi koyduk ki yani isteyen zor oynasın abi, isteyen izler.
zorluğu değiştirebiliyorsunuz. Enemilerin üzerine çıkan ünlemleri istediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Vibration'ı da isteyen açsın kapatsın diye ayarladık. Screen Shake de kez aynı şekilde isteyen olmuştu. Hani kapatabiliyor muyuz diye. Birilerini öldürdüğün zaman kapatma olayını. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz abi. En çok sorulan şey demolarda keybinding olayıydı. Hem gamepad için abi hem de klavye için keybinding'i ayarladık. Dodge'u B olarak kullanmak isteyen var ama aslında Dodge'un RB olmasının şöyle bir güzelliği var. Atak tuşu bu parmakta olunca Dodge'un bu parmakta olması daha kolay çünkü hızlıca dodge atabiliyorsun. Diğer türlü şu zaman kaybettirebiliyor diye genelde atağı buraya atanlar dodge'u üst tuşlara atıyor. Hani mantığını anlatmak için söylüyorum yani. Ben daha çok alıştım öyle olunca. Souls'larda biraz öyle şey oluyor ama. Souls'larda aslında benim dediğim gibi yapıyor. Evet. Souls'larda yukarıda atak tuşları, dodge tuşu doğru, aşağıda. Aşağıda oluyor. Tabii. Doğru. Atak tuşu aşağıdaysa dodge yukarıda kalıyor genelde. Dodge tuşu aşağıdaysa atak tuşu yukarıda kalıyor gibi. Prince of Persia'da right trigger yapmıştı. Seninki evet. Daha iyi olmuş. Biz R2'yi silah koyduk. Silah R2 daha mantıklı geliyor diye. Evet. Ama R1'i istersen yap şey. Yani R1'i silah yap, R2'yi şey yap yani falan. Kirli oyuncu. Şimdi hep dedim ya birilerinin test etmesi önemli diye. Fakat şöyle bir problem var daha. Bugüne kadar test ettiğimiz herkes Türk'tü. Şimdi Türk olması tabii ki güzel. Yani bunda bir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir problem oluyor. Bu insanlar beni bir şekilde tanıyorlar. Seviyor olabilir, sevmiyor olabilir. Yani önyargıyla bakıyor olabilir. Her şey olabilir. Benim merak ettiğim şey benden habersiz. Yani bizim bu işten habersiz bir insana oynattırsak keyif alırım. Bunun için yurt dışındaki test firmalarıyla konuştuk. Bu arada ciddi bütçe istediler. Yani aklın hayalin uçar. Ya onlar için ciddi değil de bizim için ciddi paralar gerçekten. Yani öyle bir bütçemiz yoktu. Dedik biz bunu nasıl yapacağız? Rica millet oynattıracağımız insanlar olabilirdi ama öyle olsun istemedim. Hani gerçekten bu işe bakıp yorumlayabilecek insan olsun istedim. Tam o sırada Çin'den bize enteresan teklifler gelmeye başladı. Oyununuz içinde yayınlamak isteriz diye. Dedim güzel, oyunun içinde yayınlamak istiyorsanız tabii o yayınlayabilirsiniz. Oyununuza bakabilir miyiz ama önce bir bakalım oynayalım ona göre teklif edeceğiz dediler. Ve ilk defa Türkiye dışından bir arkadaş, Çinli bir arkadaş aldı ve oyunu oynadı. Oyunu çok beğendik, şahane olmuş bilmem ne falan böyle. Ulan nasıl övüyor? Dedim ki ya saçmalıyor yani. Sallıyor lan şu anda. Bak oyunu yapan benim. Ya, ben övmem lan böyle. Hani abartmasın dedim yani. Pazarlama mı koparmaya çalışıyor? Yalan mı yapıyor falan filan diye. Hemen gittim arka plandan baktım. Gerçekten oynamış mı oyunu diye. Oynamış lan hakikaten. 5,5 saat gözüküyor. Çin'de 1-5,5 saat oynamış gözüküyor. Yani ondan başkası da oynamadığına göre 5,5 saat biri oynamış. Yani gün sonunda o yayıncının anlaşamadık. O yüzden hala da bilmiyorum bize yağ mı çekiyordu, seviyor muydu oyunu diye ama onu da duymak güzel hissettirdi. Sonra başka bir Çinli yayıncı geldi. Hatta birkaç tane Çinli yayıncı geldi. Onlara da verdik oyunu. Onlar da çok memnun kaldılar. Yani okey dediler. Biz bu oyunu oynamak isteriz dediler ki şu an konuşuyoruz onlarla. Belki siz bu videoyu seyrettiğinizde Çin'de bir yayıncıyla anlaşmış olabiliriz yani bilmiyorum. Tabii burada test sürecinde değil de abi demo sürecinde demoyu sevmeyenler de oldu. Hani herkes sanki böyle alkışta doğru üzerinden on bravo falan filan demedi yani. Demoyu yeterli bulmayanlar da oldu. Olur da zaten herkes memnun edecek 4-4'lük bir iş yapmak iddiası çok büyük bir iddia ki böyle bir iddiayı ortaya asla koymam. Elbette oyunu oynayıp sevmeyen insanlar da olabilir yani bu çok normal abi. Ancak sevmeyenlerin sebeplerine bakınca şu konuya tam bir net açıklık getirmek gerektiğini hissettim. O da oyundan ne beklememiz gerektiği. Yani yanlış beklentilerle oyunu satın almanızı istemem. Çünkü bazı insanlar roguelike, bazıları soulslike, bazıları da metroidvania zannedebilir ki oyun hiçbiri değil. Aslında Anomaly Agent hikaye odaklı bir 2D aksiyon macera oyunu içerisinde platform oyunları barındırıyor, karakter geliştirme barındırıyor, diyaloglar barındırıyor vesaire vesaire. İşin aksiyon kısmı zaten ekranda gördüğünüz üzere yeteneklerinizi saygılayıp çeşitli düşmanları dövüyorsunuz. Özellikle abi combo yapmak çok kritik. Yetenekleri doğru kullanmak önemli. Şahsen bana sorsanız en kritik özellik ne diye combo dodge özelliği derim. Oyunun başında öğrettiğimiz bir özellik bu. Normalde XXY kombosu var atıyorum abi. Bu XXY'yi yapabiliyorsunuz ama combo dodge'la da yapabiliyorsunuz. Mesela hemen bir örnek göstereyim. Bakıyorum XXY yaptığında şöyle bir combo kazanıyorsunuz oyunun belli bir yerinden sonra. Fakat combo yaparken dodge attığınız zaman kombonuz bozulmuyor aslında. Yani mesela X dodge bu. Yine aynı komboyu yapabiliyorsun. Dodge'u bol atmak oldukça önemli. Silah finisher'ını da kullanabiliyorsunuz. Her kombonuzun ardından silahınız varsa eğer ateş edip ekstra 5. bir ekstra combo çıkarabiliyorsunuz veya 4. bir ekstra combo. Combo bitirişlerini silah eklediğiniz anda çok efektif bir hale geliyor. Bir de komboyu hakikaten şeyin bozmuyor olması ister istemez bu türün iyi örneklerini oynamış insanların aradığı bir şey oluyor. Yani vurdum dodge yaptım 3. saldırımı hala yapabiliyorum. Bozulmuyor mevzusu bence hakikaten ya bizim oyundaki şeye düşmanların yapısına daha uygun geliyor. Evet, daha uygun geldi yani. Ama çok tercih edilen, hatta tercih eden oyun var mı bilmiyorum. Çok görmedim. Ya aklıma gelmedi varsa da şu an kusura bakmayın. Genelde dodge attığım bu komboyu bozuyor hepsi. Onun yapmamalarının sebebini anlayabiliyorum. Neden yapmadıklarını da anlayabiliyorum. Ama oynayanlar artık yorumlayacaklar onu yani. Aksiyon oyunumuzun en odak tarafı dediğim gibi macera kısmı yani adventure kısmı işin hikaye tarafından geliyor. Hikaye içerisinde farklı cevaplar verebiliyorsunuz karakterlere fakat verdiğiniz cevaplar her saniye oyunun gidişatını değiştirmiyor. Bununla alakalı bayağı beklentisi olan insan gördüm hani sanki bir Heavy Rain veya Detroit Become Human'mış gibi verdiğimiz tepkiler her saniye değiştiriyor falan gibi ama öyle bir şey ben mi yarattım özür dilerim öyle bir şey eğer algı oluşturduysam. Verdiğiniz cevaplar her an her şeyi değiştirmiyor. Aslında bunu biz nereden ilham aldık biliyor musun abi? Titanfall 2'den ilham aldık. Ya Titanfall 2 lineer bir oyundur normalde. Çok böyle senaryoda bir şey değiştiremezsin ama robotla konuşabilirsin, ona bir cevap verebilirsin. Bunun bizim oyuna uygun gideceğini düşündüm. Şundan dolayı piksel art bir oyunda yazıları okumak herkese uygun olmayabiliyor. Yani karakter tek bir cevap verdiği zaman yazıları kaçırabiliyorsun, diyaloglara adapte olamayabiliyorsun falan. Bu çok sık karşılaştığım bir durum. O yüzden cevabı oyuncu olarak verirsek ekstradan bu hikayeye ilgi duyabiliriz gibi hissettirdik ve öyle kurguladık. Sonradan da bu cevap verme olayını
bazı yerlerde değişikliklere götürelim dedik. Hatta bir duygu sistemi ekledik oyuna. Bazı yerlerde diyaloglar sarıya dönüyor. Sarıya döndüğü zaman anlayın ki abi cevap verdiğinizde bir şey kazanacaksınız. Normalde bu demoda açıktı bu arada. Hangi cevabın ne kazandıracağı belliydi. İşte karşı tarafı mutlu mu edecek yoksa üzecek mi? Bunu demoda görebiliyordunuz. Fakat demoyu yayınladıktan sonra bazı insanlar bununla alakalı ya gözükmesin, oyuncular okuyunca biz tahmin edelim gibi şeyler söylediler. Bize de mantıklı geldi abi. Sevdik bu öneriyi. Değerlendirdik, olur mu olmaz dedik. Olur dedik ve ona göre adapte ettik sistemi. Ona göre değiştirdik. Umarım herkes sever. Herkes severse o arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eğer kimse sevmezse o arkadaşlara niye böyle bize bu değişikliği yaptırdınız diyor. Velhasıl cevaplarınız bazı yerlerde bazı şeyleri tetikleyebiliyor, bazı ekstra sahneler açabiliyor, bazı sahneleri değiştirebiliyor ama her diyalog her cevapla beraber değişmiyor ama değişiyor da. Bu arada ben de yazarken isterdim her şey değişsin diye ama lokalizasyon diye bir şey var arkadaşlar ve lokalizasyon çok sert girebiliyor. Ne demek istiyorum? Biz bu oyunu olabildiğince fazla dile çevirmeye çalıştık ve çeviri o kadar kolay bir şey değilmiş. Sonuçta yurt dışındaki firmalarla bir şekilde çalışman gerekiyor, yurt dışındaki insanlarla çalışman gerekiyor. Yurt dışındaki insanlarla çalışmak için ne gerekiyor? Döviz gerekiyor. Ve oyunda kelime sayısı arttıkça abi o yüzden yazarken bir yandan efektif yazmaya çalışıyoruz, bir yandan da keyifli yazmaya çalışıyoruz, bir yandan da lokalizasyon parası artıyor mu lan acaba diyor yazmaya çalışıyoruz. Yani o kadar dengesi zor bir iş ki. Ama yine de istediğimiz kadar dile çevirdik. Borç harç da olsa abi bayağı bir dilin altına girdik. Artık satışlar patlarsa oyun borçlu çıkaracağız. Yani tarihte ilk oyun yapımcısı olabilirim oyun çıkarıp borçlu kalan. Diyalog tarafını da böyle özetledim diye varsayıyorum. İşin platform kısmındaysa abi çok ekstrem bir şey yok öyle söyleyeyim. Platform odaklı bir yapım değiliz. Platform kısmı biraz daha tatlandırsın diyor orada. O yüzden aşırı zor parkurlar, aşırı arka arka atlaması gereken imkansız noktalar falan beklemeyin. Öyle bir amaç kütmedik oyun tasarlarken. Hani Prince of Persia daha yeni çıktı. Onda böyle böyle şeyler var. Siz deneyin yok demeyin. Çünkü onda platforming puzzle kısmı mükemmel yapılmış. Yani ki ona da çok iyi odaklanmışlar. Haklarını da vermişler. Bizim odak noktamız platformdan ziyade aksiyon ve macera dengesinde iyi bir keyif sunmak. Platform öğeleriyle de Ubisoft'a gözdağı vermişsin abi. Veremedim oğlum. Onu söyleme. Şimdi oyunun modlarına bakalım. Bir klasik hikaye modumuz var. Yani New Game deyince göreceğiniz mod bu. Bu hikaye modu abi 4-6 saat arasında sürüyor. Yaptığımız testlerde 4 saatte de bitiren oldu. 6 saatte de bitiren oldu. Oynadığınız zorluk derecesi, bu tarz oyunlara yaptığınız hepsi belirliyor bu süreyi. Ama bir şey itiraf edeyim. Burada süreyi uzatmamı söyleyen çok fazla insan oldu. Ve uzattık da yani. Bundan birkaç ay önce çok daha uzun değil mi? 2 saat daha uzun bir sekansa yakın bir şey vardı. Fakat oynattıkça, test ettirdikçe o süre zarfında uzayan bölümlerin daha zayıflattığını düşündük oyunu. Yani sanki böyle zoraki uzatılmış gibi hissettiriyordu oynarken. Bunu test ettirdikten sonra bununla doğru sonuçlar alınca o ekstra uzatılan bölümlerin hepsini tıraşladık. Yani örnek oyunlara da baktım abi. Özellikle Katana Zero, Hotline Miami gibi oyunlar bence bu konuda güzel örnekler. Hikayeyi veriyorlar, bölümleri oynatıyorlar abi. 4-5 saatte de bitirebiliyorsun oyunu yani ve gayet de keyifliler, mis gibi de akıyorlar. Tabii bitince daha fazlası olsun istiyorsun ama onu istemenin bir sebebi de oyunun damağında güzel bir tat bırakması. Biz de dedik ki abi deneyimi keyifli hale getireceğimize özü sağlam olsun, daha kısa olsun ama özü iyi olsun. Tabii biz öyle Katana Zero, Hotline Miami gibi izlemiyorum yani de. Bunlar gerçekten çok iyi oyunlar çünkü ama gereksiz uzun yapmanın oyunu aşağı çektiğini düşünüyorum. Zaten testlerde oyunu kısalttıkça insanların memnuniyetinin de arttığını gördük yani. Ondan sonra iyice emin oldum gereksiz uzatmamak gerektiğini. Fakat tekrar oynayabildik de önemli. Bu yüzden New Game Plus modunu oyuna ekledik. Ben çıkış yetip yetişmeyeceğinden emin değilim ama yetiştirmeyi başardık. Yani başardık diye tahmin ediyorum bu videoyu izlediğinizde. Bu New Game Plus modunda aldığınız tüm geliştirmeler, oyun içinde kazandığınız tüm ekipmanlar, kombolar falan duruyor ve oyuna sıfırdan öyle başlıyorsunuz. Özellikle oyunu normalde bitirdiyseniz Hard modda New Game Plus'ta denemenizi tavsiye ederim. Özellikle Hard mod daha da hard oluyor New Game Plus'ta. Yani Hard Plus gibi düşünebilirsiniz. Normalde normal Plus oluyor. Bence daha farklı, daha keyifli, daha enteresan bir zorluğu var ve o da mücadele hissini güzel veriyor. Fakat bu da yetmez diye düşündük. İnsanlara nasıl tepki vereceğini merak ettiğimiz bir mod daha geliştirmek istedik. O henüz yok ama yetişecek, birkaç hafta içerisinde yayınlanacak. Modun adı Rock Agent Mod. Türkçesini Serseri Ajan Modu diye çevirdik. Bence güzel ve komik oldu. Oyuna girdiğiniz zaman göreceksiniz coming soon olarak yazıyor. Birkaç hafta içerisinde çıkacak ki zaten onun haberini de veririm. Bu bir roguelike challenge modu aslında. Oyun içerisinde gördüğünüz şeyleri oyuncuların üzerine karışık atacağımız, her girdiğinizde farklı bir şeyle karşılaşacağınız, öyle birden ilerlemeye çalışacağınız ve öldüğünüzde başa döndüğünüz bir mod. Karşılaşan zorlukların devamlı değişmesi falan, bossların böyle farklı şekilde bir araya gelmesi falan enteresan bir şey çıkaracak diye düşünüyorum. Hala daha test aşamasındayız o yüzden tam tarih veremiyorum ama netleşinde veririm tabii. Neyse, umarım oyunla ilgili kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde özet yapabilmişimdir çok fazla böyle şey anlatmadan. Tabii bunlar dışında oyun eklemek istediğimiz daha bir sürü şey vardı fakat bunların hepsini ekleme imkanımız olmadı. Bu yüzden bazı bitmemiş yerleri oyundan çıkarttık çünkü bitiremeyeceğimizi fark ettik. Hani aksayan yeri aksak şekilde koymaktansa hiç koymayalım dedik. Bu arada müzik konusunda hiç değinmedim ama müzikler gerçekten şahane oldu bence. Lockpick'ten Ali Borutçuoğlu aynı zamanda müziklerimizi de besteledi. Müthiş bir iş çıkarttı yemin ediyorum. Teşekkür ederim ona. Yani ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Sonrasında Berkan Cesur da projeye katkı sağlamak istedi. Ondan da 3 adet parça aldık abi oyunda kullanmak için. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yani müzik konusunda kafam bayağı rahat. Sonuç olarak işin özü abi Anomaly Agent çıktı. Almak isterseniz Steam, Xbox ve Switch'te var. Steam Deck'e de tam uyumluyuz fakat Steam abi yeşil tik vermedi bize. O da enteresan bir hikaye. Ben sandım ki Steam Deck direkt verify veriyor eğer sen oyununu Steam Deck'e uyumlu yaparsan diye. Biz uyumlu yaptık. Başvurmak istedik. Ulan başvurma butonu yok ki. Böyle başvuramıyorsun hani nereden başvuracağız diye bakıyorsun. Mail attım biz Steam Deck'te başvurmak istiyoruz diye. Onlar dediler ki başvur diye bir şey yok Steam Deck'te. Siz oyun çıkarıyorsunuz. Biz de canımız istediği zaman bakıyoruz, inceliyoruz ve yayınlıyoruz ve onay veriyoruz, vermiyoruz dedi. Vay dedim arkadaş yani hani. Tamamen şans abi. Büyük ihtimalle oyunu oynayan kişi sayısı fazla oldukça veya belki de Steam Deck'te aldıkça bilmiyorum artık nasıl oluyor bu. O onay daha hızlı oluyor veya daha yavaş oluyor ama onaylıyız. Yani onaylıyız gibi düşünebilirsiniz. Çünkü biz test ettik. Ben oyunu iki kere bitirdim Steam Deck'te
yani hiçbir sıkıntı görmedim. Cayır cayır çalışıyor. 24 Ocak'ta oyunumuz Anomaly Agent çıkacak. Onun için bir figür geldi İzmir'den, Serhat sağ olsun. Kendi elleriyle yaptı. Adam bayağı figür yapıyor abi. Zaten YouTube kanalında da falan paylaşıyor figürleri. Twitter'dan da paylaşıyor. Ay çok heyecanlandım lan. Vaa yalnız ağır. Yani malzemesi kaliteli. Abi hiç anlamam bu işlerden, malzeme kısmından falan, ama ciddi söylüyorum malzemesi kaliteli. Şuna baksana. Şimdi bunu böyle, oğlum bayağı profesyonel bir iş çıkartmış ya. Vallahi yemin ediyorum inanılmaz iyi duruyor yani. Bunu evin baş köşesinde gururla sergileyeceğim. Ya şuna bakar mısın ya? Ya muhteşem duruyor ya. Merak edilen sorular. Epic Game'de niye yoktunuz diye çok fazla sorun oldu. Epic'e başvurmak için abi hazırlanamadık. Çünkü Steam'in TL kaldıracağını bilmiyorduk. Yani geç öğrendik. Malumunuz son bar döneminde çıktı. Steam TL kaldırdıktan sonra da fiyatların bu kadar uçacağını açıkçası düşünmemiştim. Gene belli bir oranda makul kalabilir gibi gelmişti. O yüzden milletin Epic'e böyle hurra diye saldıracağını hiç akıl edemedim açıkçası. E tabi Aralık ayında millet hurra diye Epic'e saldırdığında da bizim için başvurmak adına geç oldu. Yani başvurumuzu yapacağız. Bir sıkıntı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum, ama çıkabilirsek Epic'e de ilerleyen dönemde çıkmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi belki bir sıkıntı çıkacak. Belki başka bir şey çıkacak. Epic'in prosedürlerinden emin değilim. Hiç gelemeyebiliriz. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Xbox'ta ve Switch'te ön sipariş açarken Steam'de niye ön sipariş açmadın diye soranlar oldu. Steam'de ön sipariş açamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir imkan vermiyor Steam bize. Çünkü Steam bağımsız yapımcılar insanları dolandırmasın diye olsa gerek ki bağımsızlara ön sipariş imkanı vermiyor. Sadece büyük yayıncılara, bilinen yayıncılara veriyor. Yani benim elimde olan bir şey değil, yoksa ben açarım yani. PlayStation'da niye çıkmıyorsunuz? Bizim konsol tarafında partnerimiz Naus'u zaten oyunu sayfasına girdiğinizde Naus'u göreceksiniz. Naus'un elinde de Xbox ve Switch vardı. Bu yüzden biz de Xbox ve Switch'e port yaptırdık. Bu süreçte PlayStation'a çıkmaya çalıştık ama PlayStation Türkiye tarafına developer kiti göndermiyor. Developer kiti olmadan da oyunu oraya çıkartamıyorsunuz. Bu süreçler öyle kolay değil yani. Bir anda isteyince pat diye abi developer kiti elinize gelmiyor. Yani bu zaman alan bir süreç. O yüzden bunu halletme şansımız olmadı ama önümüzdeki dönemde halledip PlayStation'a çıkmayı planlıyoruz. Eyvah dediğimiz nokta. Oyunun PC ve Xbox sunumları şu an güncel halde, fakat Switch için bir Day One patch'i bekliyoruz. Siz bu videoyu seyrettiğinizde o patch çıktı mı çıkmadı mı not düşmüşümdür buraya, ama çıkmadıysa da çıkacaktır ya bugün ya yarın. Çünkü Switch'te abi confirm ve back tuşları ters kalmış diğer Switch oyunlarına nazaran. Bunu düzelttik patch'le beraber. Bir de oyunun yarısından sonra ilerleyen bölümlerde bazı noktalarda FPS sıkıntısı yaşadık Switch'te. Bunu da düzelttik. Patch'i de Nintendo'ya haber ettik. Nintendo'nun son kontrolden geçirip onaylaması lazım. Elbet patch çıkacak ama oynayanlar bir iki sıkıntı yaşarsa akıllarında olsun. Kusura bakmayın, özür diliyorum bunun için yani. Kontrol ederken kaçırdığımız bir nokta olmuş. Gene oyunu oynarsınız yani, sıkıntı yok, ama bazı yerlerde böyle dertler var. Lütfen bilginiz olsun diye önden paylaşmak istedim. Ay her şeyi açıkladım gibi hissediyorum sanki konuşmam gereken. Ya bakmayın böyle sanki her zamanki videoya inadım, ama oğlum hakikaten yani çok enteresan bir şey. Hatta siz bu videoyu seyrettiğinizde incelemeler çıkmış bile olabilir oyunu yani. Ne dedi millet? Ne yaptı? Ne etti? Hiçbir fikrim yok. Yani iyi abi rahat ol deyip duruyorlar ama sonra çıkıp böyle ulan bunu mu yaptınız falan. Ne bileyim oğlum, yani hiç bilmiyorsun ki. İlk defa yaşadığım bir süreç bu yani. Ve tüm şeffaflığıyla paylaşmaya çalışıyorum ne hissettiysem, ne yaşadıysam. Bundan sonraki süreçte de emin olun ki yani bir iki hafta sonra, üç hafta sonra ne oldu bu süreçte? Neler oldu diye bir derleme toplama videosu da yaparım. Hem sektörü merak edenler, hem benimle yaşadığımı merak edenler, hem bu işlerin nasıl sonuçlandığını merak edenler görmüş olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Anomaly Agent yayında. Vallahi dedim. Yayında.